kendisiyle tanışmak, bir araya gelmeyi arzu ettik. Toplantımıza geçmeden önce, yaklaşık 20 gün oldu sanıyorum, mazbatada alındı, meclisler kuruldu. Bu... Değerli Bornalılar, günaydın. Enfoş mahallemizdeyiz. İşkendeyiz. Nalık'ın pazar yerindeyiz. İstanbul pazar yerindeyiz. Bizim Bornalı'nın cennet köylerinden birinde Kavakdere'deyiz. Kavakdere'den sonra Yeşilçam'a geldik. Bornava 555 sokaktayız. Nalık diğer sporcular sokağı. Bornava tarihi Üçarş'tayız. Nisa Bey Camii'ndeyiz. Yarın sabah burada bayram namazı kılınacak. O yüzden arkadaşlarımız buranın arife temizliğini yapıyorlar. Bugüne çıkan 12 tane aile sokakta asfaltlama çalışmaları başladı. Bugün itibaren Bornova'nın her yerinde yol, mev, gazete asfaltlama çalışması yapacağız. İlk dost marketi buraya açacağız. İşler içerisinde çok büyük bir tecrübe edindim. Biz bir kere vatandaştan ilk edindiğimiz yerim şuydu. Vatandaşın içerisinde olunması gerekiyor. Eleştiri almaktan korkulmaması lazım. Basından korkmamak gerekiyor. Ve sürekli sokağın içerisinde olunması gerekiyor. İlk edindiğim izlenim buydu. Ve bunu da başkanlığa geldiğim ilk günden itibaren uygulamaya çalıştım. Onun dışında burada gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir lansman toplantımız vardı. Babam bugün toplantının başında rahatsızlandığı için yarım kaldı. Yapamamıştı. Orada anlatabildiğim ilk kısımda şuna değinmiştim. Belediyecinin temel hizmetleri var. Yani eğer siz bir belediyeyseniz yapmanız gereken en temel işler, yol, temizlik, fenli işler, yani belediye binalarının bakımı, onarımı, kaldırımları vesairesi, zabıta hizmetleri ve parklar gibi temel işler var. Biz normalde lansmanlarda işte sıralama yapılırken 1-2-3 diye başlar, biz sıfırla başladık. Çünkü bunlar belediye için temel hizmetleri ve bunlar bir proje olarak anlatılamaz. Yani ben yol yapacağım, ben temizlik yapacağım, ben işte zabıtayı çalıştıracağım demek bir proje değil. Bunlar temel görevler. Ve biz de Bornova halkında bu konuda çok büyük ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Ben aday atandığım ilk günlerde bir anket yaptırdım. Sadece kendim ve rakiplerim arasında değil, Bornova halkının şikayetleri, ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda bir anket yaptırmıştım. Orada %35,5 yolla ilgili kaldırımlar, çukurlar vesaire onunla ilgili şikayet vardı. %18'in üzerinde de temizlikle ilgili şikayet vardı. Uzman istatistikçilerle, diksiyonum için özür diliyorum, görüştüğümüzde %10 üzerindeki her şikayetin gerçek şikayet olduğunu, yani aslında var olan bir şey olduğunu bize söylediler. Biz de ilk başta yol ve temizlikle ilgili, zabıta işleriyle ilgili bir yola çıktık. Tabii bunu sadece sizin istemeniz yetmiyor. Belediye Başkanı Alemi Cihan olsa iyi bir kadroyla, birbirine inanan, güvenen bir kadroyla yola çıkmazsa yarıda kalır. Ben hem siyasi geçmişimden kaynaklı İzmir'deki tanıdığım insanlar hem de son 2 yıldır yaptığım memur sendikası şube başkanından kaynaklı çok büyük bir veri bankasına sahiptim. Başkanlardan merak ettiği konusu Beylerin mali durumu şu an nasıl? Kendi kendini çevrelendirdiğimi çünkü görev devraldığımız Sayın İdo borcu olmayan tek belediye olmakla genellikle övünüyordu. Şu an mali yapı olarak ne durumdasınız? Onlar Belediyesi'nin herhalde 20 yılı aşkındır, 20-25 yıldır borcu olmayan bir belediye. Yani Mustafa Ödül'den önce de öyleydi. James Wood'dan bir miktar parayla teslim alınmıştı. Sırrı Bey'den, Kamil Bey'den aynı şekilde. Kendi başkanından aynı şekilde teslim aldı. Oğlum başkanından aynı şekilde teslim aldı. Mustafa başkanından aynı şekilde teslim aldı. Tabii herkesin yol değişi farklı. Ben yani kasada 200 milyon var diye bir reklam da burası bırakıldı. Ben kasada para tutmayacağım. Ama mali tablomisi aldığınızda ilk elime veriler geldiğinde bir yurt inşaatı var, onun paket işleri yapıldığı zaman geriye 8 milyon gibi bir rakam kalıyor. Daha sonra biraz daha araştırdığımızda Borbel'in Ocak ayında ödenmesi gereken şirketimizin
tamgat belgesi. Bir de birkaç müdürlüğün borsa toplandığında eksi 20 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu aldığım bize bir zarar oldu. Yani herkes bizim çok büyük bir paramız var ve işte istediğimiz kadar işçi alabileceğiz, işte istediğimiz her şeyi yapabileceğiz gibi bakıyordu. Belediye başkanı da, belediye başkanı